Dente, dente! Dente! Olamaz. Dente teyze! Ne oldu? Dente teyze giderse eve dönemem ki. Bana yolu tarif etmeyi unuttu. Eve dönmene gerek yok ki. Ama yarın dönmek istiyorum. Sana imreniyorum. Sen iyi durumdasın. İstediğin yere gidebilirsin. Bunda ne var ki? Bunu herkes yapabilir, değil mi? Ama neden? Benim ayaklarım felçli. Ah, çok kötü. Demek hep tekerlekli sandalyede oturuyorsun. Buna çok üzüldüm. Sana adın Haydi mı diyeyim? Hayır, adım Haydi. Adın Haydi, teyze teyze uydurdu. Haydi sana daha iyi uyuyor. Benim adım Clara, yani gerçek adım. Senin adın da sana uygun. Merhaba Haydi. Geldiğine sevindim. Çok sevindim. Frankfurt'u beğendin mi bari? Peki neden? Çünkü büyük babamın yanına dönmek istiyorum. Gideceğim zaman bol bol beyaz ekmek götüreceğim. Bayan Rottenmeier yüzünden boşlanmadım buradan. Onu fazla dikkate alma. O hep böyledir. Sadece azarlamayı bilir. İstersen sana okumayı öğretebilirim. Hiç zor değil. Okuyabileceğim birçok kitabım var. Belki o zaman canın sıkılmaz. Ben hep oturmak zorundayım. Benim gördüğüm okuma bilmeyen tek kız sensin. Tam 8 yaşına gelmişsin ama okuma bilmiyorsun. O yaşta herkes okuma bilir. Ben bilmiyorum. Sorun da bu ya. Okuma yazma bilmen gerekiyor. Senin yaşında herkes okuma yazma biliyor. Olamaz. Ne kadar korkunç bir kadın bu. Bu çocuğu eve getiriyor ve ortalıktan yok oluyor. Buna inanamıyorum. Ben bunu onun yanına bırakmayacağım. Sebastian! Buyurun. Akşam yemeği hazır mı? Yanılmıyorsam hazır efendim. Öyleyse git ve Clara'yı yemeğe getir, hadi. Derhal getiriyorum.